Hocam merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hocam biliyorsunuz Türkiye'nin 4000 yanı şu anda ateşte, yangın var şu anda. Özellikle batı kesimi, sahil kesiminde çok fazla var. Bunun sabotaj olduğu söyleniyor. Neler söylemek istersiniz? Ya içimiz kan alıyor tabii. Kaç günlerdir sönmeyen bir ateş var. Ülkemiz alev alev. Kıyı kesimlerinde çoğunlukla batı kesimde yangınlarımız durmuyor. Yani durdurulamıyor. Yani bir yeri kontrol altına alındığında diğer taraftan anında nasıl oluyor aklımız, hayalimiz sığmıyor zaten de. Ya kimler yapıyorsa ya Allah'ından bulsun diyorum. Yani bu kadar ormanın yakılması, içimiz kan ağlıyor. Değil mi? Orada kısaca binlerce hayvan var, ne bileyim. Ya herkes haberlerde insan gözüyle bakıyor da, dediğiniz gibi Ömer abi, canlılar var orada ya. Hani böceğidir, en küçük canlısına kadar ormanda yaşıyorlar. Karınca, kaplumbağa, tavşan. Hepsinin ekosistemi orada. Orada yaşamlarını sürdürüyorlar. Nasıl olacak? Hayvancılık yapan insanlarımız var. Çiftçilik yapanlarımız var. Onların tarlaları, ahırları, ahırlarında ölen hayvanları görüyoruz fotoğraflarda. Yani çok kötü bir durum. Allah yani düşmanın başına vermesin derler ya. Aynı o şekilde şu an durumumuz. Peki nasıl bunun altını kalkılabilir, neler söylemek istersiniz? Çeşitli kampanyalar düzenli, fidan dikimdir ve benzeri. Bunun altından tek bir şekilde kalkılabilir. Daha çok ağaç dikmeliyiz. Hani boş bulduğumuz yere beton dikmek yerine ağaç dikmeliyiz. Otel dikmek yerine ağaç dikmeliyiz. Hani elimizden geldiğince yani dayanışma halinde ağaçlar dikilmeli. Yoksa bunun altından kalkamayız, ciğerlerimiz sönüyor. Toplumda bir de şöyle bir şey var, kötü bir beklenti var, kötü bir beklenti mi diyeyim artık, bir bakış açısı oraya yapı yapılacağı değil mi? Evet. Bu yapılmaması, oralar ağaçlandırılsın tekrar. Evet. Ya ağaçlandırılsın tabii, bu kampanyada canlı olarak görmediğimizden dikilenleri, nereye dikiliyor, nereye bağış yapılıyor, aynı yerine mi dikiliyor, yıllar sonrasını göremiyoruz. Hani objektif bir şekilde bakıyoruz ama başka yerler yandığında, mesela örnek vereyim. Bir otel ismi, 2007'de yakılıyor o da. Sabotaj mı artık, bilerek mi, kasten mi, bilmeden mi? Bakıyoruz 2017'de lüks bir otel, 5 yıldız, 7 yıldız otel olmuş. Yani bunlar olmasın diyorsunuz. Onlar olmasın, onun yerine yeşillendirilsin. Yeşillendirilsin yani, beton neye yarar? Hiç kimseye bir faydası yok betonun. Değil mi? Doğa biterse biz de biteriz. Biteriz, İnsanlık tabii biter. İnsanlık biter. Her hayat şey biter, canlılar biter. Sonra okuyoruz işte doldurma haberleri, yok kurbağa, çekirge istilası. Ekosistemi bozarsak bunların daha da fazlası olur. O yüzden bunlar yeşillendirilsin, tekrar geri eski haline getirilsin. Tabii. Uzun zaman alsa da olur. Tabii. Teşekkür ederim hocam. Var mı başka eklemek istediğiniz? Teşekkürler Ömer abi. Kolay gelsin. Merhaba hocam, siz tanıyabilir miyiz? Ben Murat Ankuzucu, Bereket Spor Futbol Kulübü'nde altyapıda futbol antrenörüyüm. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi antrenörlük bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Futbol antrenörlüğüne çok genç yaşta başladım. Hocalarımla beraber burada stajyer antrenör görev yapıyordum. Aynı şekilde üniversitede antrenörlük futbol uzmanlık antrenörü olarak devam ediyorum. İnşallah üniversitem bittikten sonra da futbol antrenör arkadaşlarımın yanına katılmaya devam edeceğim inşallah. Teşekkür ederim. Evet hocam, bu arada biliyorsunuz bu Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde yangınlar çıktı, ormanlarımız yani doğal zenginliklerimiz yok oluyor. Bu da sabotaj olduğu söyleniyor, terör örgütü tarafından yakıldığı söyleniyor. Neler söylemek istersiniz? Ömer abi ya, gündemi biz de takip ediyoruz. Şimdi tabii doğrudur, bazı yakalananlar ya da atıyorum söylentiler veya başka şeyler dönüyor ama ya bizim yapmamız gereken şey ormanlarımıza sahip çıkmak, çevremize, doğamızı korumak. Yani orada da canlı var, bir ekolojik sistem var. Evet. Yani biz de bunun devamını sağlayabilmek için biz de bu ekolojik sistemin parçasıyız. Yani ormanlarımızı, çevremizi korumak zorundayız. Yani bu tarz durumlarda yani doğamızı koruyup aynı zamanda çevreye olan doğa dostluğumuzu göstermemiz lazım. Aynı şekilde sportif organizasyonumuz, sporcularımız için fidan bağışı yapmış. Aynı şekilde kulüp başkanımız Ömer Sarıkaya başkanımızın başlatmış olduğu bir proje var. 2020-2021 sezonunda, 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için biz de bir fidan bağışlıyoruz. İnşallah sezonun bir önce başlaması dileğiyle biz de attığımız her golle bir fidanla doğamıza olan borcumuzu tamamlamayı düşünüyoruz. Ömer Başkanımıza da buradan çok teşekkür ederim. Doğaya olan dostluğu, çevreye olan dostluğundan dolayı
hem sporcunun hem de çevre dostunu burada göstermiş olduğu için başkanımıza teşekkür ederim. Bu kadar, teşekkür ederim. Peki bu yanan yerler için ne yapabiliriz sizce fikir olarak? Burada bana kalırsa sürekli çam ağaçları, yani kolay yanan bir ağaçları. Yani başka ağaç türlerimiz de var, akasya gibi farklı türler de var. Yani bunlarla doğamızı daha çeşitli bir hale getirerekten yani orman yangınlarımızın daha bir korunmasını sağlayabiliriz. Ya da daha basit örnek, yani bu tarz işlemlere giren kişilerin önünü kesmemiz lazım. Yani doğayı ne kadar korursak doğa bize o kadar bakar. Hani her ağaç bir oksijendir bizim için. Hani bizim ona destek olmamız lazım. Doğa yok olursa biz de yokuz değil mi? Yani doğa yok olursa biz de yokuz Caner abi, aynı şekilde. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.